Doğu Türkistanlı Uygur genç kızlar Çin'in Doğu Türkistan'da yürüttüğü baskıcı politikalarını protesto etti. Her pazar günü Almanya'nın Münih şehrinin çeşitli bölgelerine kuracakları standlarda sergilenen resimlerle Doğu Türkistan'da uygulanan ceza kamplarını anlatmaya devam edecekler. Avustralya sokaklarında dilenci kılığında dilenen Çinliler Avustralya kanallarında gündem oldu. Haberde ellerinde pasaportları ve önüne koyduğu kağıtlara yazılan ülkesine dönmek için yardım talebiyle masum kılığındaki bir grup Çinlinin dilenirken çevredekilerden para almakta olduğu görüntüleniyor. Gözlemciler, dilenci kılığındaki Çinlilerin ülkesi için istihbarat toplama çalışmaları içerisinde olduklarını ileri sürdü. Çinli dilenciler, topladıkları nakit paraları Çin'e gönderdikleri iddiasıyla Avustralya polisleri tarafından yakın takibe alındı. Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde demokrasi yanlıları Çin'e iade tasarısı ve polisin eylemcilere karşı tavrını protesto için yürüyüşe devam ediyor. Bölgenin en büyük aktivist gruplarından Sivil İnsan Hakları Cephesi'nce organize edilen yürüyüşe çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu on binlerce kişi katılıyor. Victoria Parkı'ndan gruplar halinde yürüyen protestocuların emniyet güçlerinin güvenlik gerekçesiyle merkezi hükümet binalarına kadar yürümesine izin vermemesi üzerine eylem rotasını değiştirmek zorunda kaldığı bildirildi. İran İstihbarat Bakanı Mahmut Alevi, ülkede ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapanların gözaltına alındığını, kimliklerinin bugün açıklanacağını belirtti. Başkent Tahran'da kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Alevi, çeşitli alanlarda ve önemli merkezlerde ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapan kişileri tespit ettik. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara teslim ettik dedi. İran devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir gemiye el koymasının ardından gemilerin Körfez'den serbest ve güvenli bir geçişini sağlamak adına ABD'nin Basra Körfezi'nde gözetleme ve istihbarat çalışmalarına başlayacağı duyuruldu. ABD Savunma Müsteşarı John Root, ABD'nin müttefikleriyle birlikte Sentinel gözcü adını verdikleri sistemle gemilerin Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nden serbest ve güvenli geçişi için yeni bir çalışmaya başladıklarını söyledi.